Eğitim Sen Kar Şubesi Başkanı Yavuz Özışık bugün yaptığı basın açıklamasında 24 Eylül'de grev yapacaklarını açıkladı. Eğitim Sen Şube binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanan Özışık, eğitim sisteminin, eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır birikerek artan sorunları sürekli artmakta. Her eğitim öğretim yılı giderek ağırlaşan sorunlar ve çelişkiler eşliğinde açılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ise her yıl çözüm üretmekten çok yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarıyla başta eğitim emekçileri olmak üzere öğrenci ve velileri sürekli mağdur etmiştir. Yaşanan mağduriyetlerin son bulması ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz dedi. Sorunlarımızın farkındayız ve kalıcı çözüm üretilene kadar mücadele etmeye kararlıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece son birkaç ay içinde gündeme getirdiği konular yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleri ve özellikle eğitim yöneticileriyle ilgili olarak hayata geçirilen siyasi kadrolaşma uygulamaları 2014-2015 eğitim öğretim yılının hepimiz açısından zorlu ve çetin mücadelelere gebe olduğunu göstermektedir. Burada belirtmiş olduğumuz sorunların yanı sıra yıllardır eğitim sisteminin kanayan yarası olan öğretmen atamaları, yardımcı personel ve memur açıkları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunun kalıcı olarak çözümü için adım atmaya çağırıyoruz. Eğitimdeki bütün kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verileri, herkesin kadrolu ve güvenceli olarak çalıştırılmasını talep ediyoruz. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı şunu çok iyi bilmelidir ki, eğitim ve öğretim iş konumunda çalışan herkes, boynlarına geçirilmek istenen zincirin farkındadır. 24 Eylül Çarşamba günü Türkiye çapında yapılacak olan grev, eğitimde yaşanan sorunların kalıcı olarak çözülmesi için atılan önemli bir adım olacaktır. Bizler, Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır tüm zorluklara katlanarak çalışan eğitim ve bilim emekçileri olarak, siyasi kadrolaşma, zorunlu rotasyon ve sürgünlere son verilmesi için, performans uygulamalarına esnek, kuralsız ve angarya çalışma uygulamalarının durdurulması için, öğrencilerin özel okullara, imam hatiplere ve meslek liselerine mahkum edilmemesi için, kamu kaynaklarının özel okullara destek için değil, devlet okullarına aktarılması için, eğitimde ve yüksek öğretimde yaşanan sorunların kalıcı olarak çözülmesi için, kamusal, bilimsel, demokratik, layık ve ana dilde eğitim hakkına sahip çıktığımızı göstermek için Eğitim Sen olarak attığı her adımda dayatmacı uygulamalarıyla eğitim ve bilim emekçilerini, öğrencileri ve velileri mağdur eden Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Taleplerimize kulak verilmesini, sorunlarımızın kalıcı olarak çözümlenmesini istiyoruz.